Konfüçyüs ne demiş? Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Bir gün çalışmış sayılmazsınız derken kesiliyor mu maaştan, yani ne oluyor? Biz biraz ne yaparsan yap aşk ile yapçılardan ziyade işi bileceksin, işi gitmeyeceksinlerden olduğumuz için bu laf bizim memleketin insanına pek gelmez. İşini seven kaç kişiyiz ki şurada? Ben istemez miyim güne Müge Anlı ile başlayayım? Öğle çayını Esra Erol'la içeyim? Akşam Survivor izlerken ev ahalisine pişik olmuş gibi yürüyen İlhan Mansız taklidi yapayım? Güle oynaya geçsin günler. İsterim ama işte o zaman da kirayı nasıl ödeyeceğiz? Flütü nasıl alacağız? Neden benim oğlumun flütü yok lan? Neden? Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2016 verilerine göre Türkiye'nin %12'si işsiz. Genç nüfusun işsizliği ise %22.6. Hal böyle olunca işini sevmek, daha doğrusu sevdiğin işi yapabilmek olması gereken durum değil, adeta bir lüks. Peki hangi mesleği yapmak istemezdiniz? Televizyon. Lükste gözümüz yok zaten de, herkes bildiği işi yapsa, beceremediğine bulaşmasa bize yeter. Eğer siz de geçtiğimiz yıl işsizlik maaşı için başvuru yapan 5.151.703 kişiden biriyseniz doğru adrestesiniz. Yaklaşın. Size birkaç tavsiyemiz var. Nasıl olsa evde oturuyorum diye öyle yan gelip yatmak yok. İşsizsiniz diye işe yaramayacak da değilsiniz. Ah olaydın, yaraydın. Ya gel videoyu çekiyorum. Kovulduğunu ailesinden saklamak için her sabah takım elbiseyle evden çıkan, kendini kahveye atan babalar gibi durumu dramatize etmenize de gerek yok. Ama güneş açınca umutla işine giden insanları görünce kıskançlıktan kuduruyorum. İşe giremediniz diye depresyona girmeniz şart değil. Hiçbir şey yapamıyorsanız çıkın dışarı, 3-5 inşaat izleyip geri dönün ama dışarıyla bağınızı koparmayın. Hayatınızı işsizliğe endeksleyip kendinizi işsiz olarak tanımlamayın. Sizi siz yapan işiniz değil. Bunu unutmayın. İş hayatının koşturmacası sırasında okuyamadığınız kitapları okuyun, izleyemediğiniz filmleri izleyin, görmediğiniz arkadaşlarınızı görün. Daha da önemlisi CV'nizi tekrar bir gözden geçirin. CV hazırlarken kendinizi olabildiğince iyi anlatmaya çalışın. Ama çok da övmeyin. Yüz yüze bakıyoruz şurada, birbirimizi kandırmaya gerek yok. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliğim. CV'nizde İngilizceye orta seviye deyip geçmeyin. Detaylandırın. Speaking'de ceza gibiyim ama reading'im Funda Özkalyoncuoğlu. Writing'de Orhan Pamuk'um ama listening'im Rasım Ozan Kütahyalı. Gibi seviyeler belirterek yazın ki müstakbel patronunuz orta derecede İngilizceyi görüp bunda da dil yok diye düşünerek görüşmeye bile çağırmadan sizi elemesin. Hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 Diyelim ki görüşmeye çağrıldınız. Unutmayın ki işverenler karşılarında her zaman ben oldum havalarında birindense yeni şeyler öğrenmeye açığım tavırlı birini görmeyi tercih edeceklerdir. So, what are you doing? Me and the hamburger. Artık biraz tecrübeniz, biraz potansiyeliniz, biraz da şansınız varsa merak etmeyin. Biz size döneriz. Onlar size dönene kadar haleti ruhiyenizi paylaşan, İstanbul'a gelip hayata tutunmaya çalışan 6 işsiz arkadaşın hikayesini anlatan Biz Size Döneriz'i izleyebilirsiniz. 31 Mart'ta vizyonda olacak bu filmde görüşmelerinde şansı bir türlü yaver gitmeyen dahi bilgisayar mühendisi Cahit... Modaya bizim için moda sadece bir semt adıdır. Mesafesinde olanların dünyasında modacı olabilmek için çabalayan Defne. Aile zoruyla istemediği bir bölümde okumak zorunda kalan Yusuf. Reiki, yoga, meditasyon. Bunu ben de bilmiyorum. Mühendislik fakültelerinin güzellik ortalamasını tek başına arttıran Lale. Endüstri mühendisliği yılda 5000'den fazla mezun. İşsizlik oranı %30. Lale'nin bu yıl iş bulma şansı... Festivali duyunca çadırı değil, tripodu kuran Akın... İnanmayacaksınız ama bu film büyük festivallerden birine kabul edildi. En iyi yönetmen mi? Ve doktorluğu filmlerdeki gibi steril sanan Nur gibi tipler var.
bırakın İçeri. Lütfen. Çık, çık. Arkadaşlar lütfen. Bırakın ya lütfen. Ya yapabilirim. Nasıl? Tanıdık geldiler mi size bir yerlerden? Merhaba, hazırlıkçıya burası mı? Evet kardeş, ama daha hoca gelmedi. Hem biraz yüzünüz de güler, fena mı? Ümitsizliğin alemi yok. Devlet büyüklerimiz olmasa da işsizleri düşünen ulvi insanlarımız var bu memlekette. Çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle işsiz kişi kalmasın diye. Tabii mantıklı. Eğer sen atmak ben atmamış olsadır çöpsüz işsiz kalır. Yine de bu abiye çok bel bağlamayın. Ama umudunuzu da kaybetmeyin. Biliyoruz. Hayat terazisinde gerçekler daha ağır basıyor şu an. Fakat hayallerinizi de o kadar hafife almayın. İşsizlik yorucu bir iş. Kendinizi yormamaya özen gösterin. Eve gidince de mutlaka arayın.